çok ileri bir güvenlik kontrolleri altında ilgili çalışmalar yapılıyor. En üst düzeyde güvenlik önlemleri alınıyor. Burada elektronik kimlik doğrulama sistemi kullanılıyor. Parmak izi ile eşleştirmeler ve doğrulamalar yapılarak kimliğimize e-imzayı yüklemeyi başardık. Bugün aslında aynı anda bugün 50 ilimizde ve 74 noktada nüfus müdürlüğümüzde bankamatiklerimiz vasıtasıyla e-imza yüklemeleri hizmetine başladık. Bu güzel bir gelişme. Biliyorsunuz 2004 yılında e-imza, ıslak imza yerine uygulamaya başlandı. 5070 sayılı bir yasayla. Bugün çok yaygınlaşamadı o süreç maalesef. Daha çok kamu kurumlarında e-imza uygulanmaya yaygınlaştı. Bugün bu geliştirdiğimiz altyapı ile birlikte biz inanıyoruz ki sivil alanda ve özel sektörde de e-imza yaygınlaşacaktır. E-imza artık kimlik kartlarında taşınacaktır. Token cihazı taşımaya gerek kalmayacaktır. Ve bu ifade ettiğim gibi yaygınlaşmasını sağlayacaktır bu kolaylık ve iyileştirme, yalınlaştırma. Ayrıca önemli bir başka imkan da sağladık. E-imza sertifikası sağlayan kuruluşlarla görüştük. Sayın Bakanımızın talimatıyla ve yaklaşık 250 ile 400 TL civarında olan sertifika bedellerini yıllık olarak 50 TL'ye indirdik. Sivil vatandaşlarımız artık 50 TL ödeyerek imza, yani sertifika alıp kimliklerini yükleyebileceklerdir. Bu çok önemli bir imkan. Bu da yaygınlaşmayı kolaylaştıracaktır, ivmeleyecektir. Ve bugün itibariyle ifade ettiğim gibi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Urfa gibi illerimizde birkaç noktada ama 50 ilin 74 nüfus müdürlüğünde uygulamaya başlıyoruz. E-imza uygulamasına başlıyoruz. İlk etapta başvurulu hizmetler, e-devlet üzerinden başvurulu hizmetlerde e-imza kullanılabilecektir. Bankacılık hizmetlerinde, sigorta hizmetlerinde, noter ve tapu hizmetlerinde e-imza kullanımı gerçekleştirilecektir. Vergi ödemelerinde e-imza kullanımı gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca sosyal güvenlik kurumlarında, sağlık hizmetlerinde, sağlık personeli, eczane ve hastaneler arasında biliyorsunuz bir network var. Oralarda e-imza kullanımı sağlanabilecektir. Bu iyileştirme, bu yalınlaştırma ve kolaylaştırma hem vatandaşlarımıza hem de milletimize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Bugün burada arkadaşlarımız birkaç demoda yapacaklar. Uygulama ile ilgili daha kolay, daha doğrusu vatandaşlarımız daha hızlı kullansın, kolay elde etsinler diye bir takım çalışmalar yapacaklar, demo çalışmaları yapacaklar. Sizden de ayrıca bu hizmetin vatandaşlara daha yaygın olarak duyurulması, iletilmesi konusunda da destek bekliyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Efendim 50 il dediniz ya, 81'inde yaygınlaştırılması için beklenen bir plan, program var mı? Evet, teşekkür ederim. Bu ay sonunda bunu atladık herhalde. Bu ay sonunda 81 ilde bu hizmet yaygın olarak verilmeye başlayacaktır. Hatta hemen arkasından Sayın Bakanımız bu bankacılık sektöründeki uygulamalar ve daha birkaç kurumsal protokolle daha hızlı yaygınlaşmasında Sayın Bakanımızın katkıları olacak. Teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kişisel mesajımızı onaylıyoruz. Ardından bu kimlik kartını bir sertifika doğrulama işlemi gerçekleşiyor. Yani bu kimlik kartının orijinal bir kimlik kartı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ve kurye işlemlerinin hepsini aslında bypass etmiş olduk. Yani dünyanın en hızlı elektronik imza yükleme işlemi aslında. Normalde günler süren bir süreç aslında bu. Hem kurye açısından hem de
bir formu doldurup ıslak imza ile bunu ilgili birime iletmek açısından bütün bu süreçleri bypass ederek, geçerek hızlıca bir şekilde başvurumu tamamlayıp elektronik imzamı 3-4 dakikalık bir süreç içerisinde yükleyeceğim. Artık kimliğimde elektronik imzam var ve bunu birçok alanda kullanabilirim. Cebimde taşıyacağım. İmzamız cebimizde diyoruz.